Karşılaşmanın öncesi belki çok soru işaretleri vardı. Yani işte Semih'in olmayışı, Alperen'in sakatlanması, bunu nasıl çözeceğiz diyerekten eminim. Çok kişinin kendi kafasında sorular vardı. Ama biz gerçekten rahattık. Çünkü çok iyi bir kamp dönemi geçirdik Antalya'da. Akabinde de burada yapmış olduğumuz çalışma sonucunda da bu karşılaşmalarda neler yapabileceğimizi çok iyi biliyorduk. Oyun olarak biraz rakibe, yani rakibin oyun anlayışına karşılık vererekten oynamaya çalıştık bugün. Bundan dolayı da daha önceki haftalara nazaran bir değişik sahada dizilişimiz vardı. Siz de biliyorsunuz önceki dönemlerde 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 diziliş oynuyorduk. Bugün ise 4-4-2 oynadık. Çünkü rakibimiz daha çok merkezden geliyorlar. Merkezde bir kişi fazla oluşturmamız gerekiyordu. 4-3 sağlamamız gerekiyordu. Bu da gayet başarılı oldu. Çünkü oyuncularımız gerçekten o alanı çok iyi bir şekilde kapattılar. Zaman zaman da o bir fazla olan oyuncumuz orta sahada çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Maçın genel olarak tablosu istediğimiz taktiksel anlamda özellikle istediğimiz şekilde geçti. Bir ve ikinci bölgelerde. Üçüncü bölgeler yani sezon başından beri siz de biliyorsunuz oralarda bir bazı sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen 2-3 tane çok net pozisyon ürettik. Birinci devre bunlardan bir tanesi var. İkinci devre İbrahim'in pozisyonu çok netti. Offside pozisyonu tam olarak göremedik. Yani gerçekten offside mi değil mi diyerekten. Ama genel olarak da oynaymış olduğumuz oyundan, oyun disiplininden, mücadeleden son derece mutluyum. Bugün sadece oyuncuları sahada görmekten mutluluk değil, aynı zamanda da tribündeki bürokratlarımızı görmekten çok büyük mutluluk duydum. Uzun zaman, belki yıllar önce bu tablo vardı, bilmiyorum ama ben geldikten sonra en azından bu tabloyu ilk defa görüyorum. Bu beni en az sahadaki oynanan oyun kadar mutlu etti. Yani ilk defa belediye başkanlarımızın, belediye başkan adaylarımızın, milletvekillerimizin, üst düzey bürokratlarımızın karşılaşmaya gelmesi gerçekten yani hem mutlu etti hem duygulandırdı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece gerçekten Eskişehirspor'u çok iyi yerlere gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bürokratlardan düşündüğümüz zaman sadece akla maddiyat geliyor. Oysa bizim maddiyattan ziyade akla ihtiyacımız var. Projelere ihtiyacımız var. Büyüklerimizin bizi yönlendirmesine ihtiyacı var. Çünkü buna Eskişehir'in ihtiyacı var her şeyden önce. Umarım bundan sonraki süreçte de hep birlikte, hep yani ortak bir kararla Eskişehirspor'un geleceğini hep bir inşa ederiz ve tekrar sağlam zeminlere oturmuş bir Eskişehirspor'u inişli çıkışlı sezonlar değil ama kalıcı sezonlarda başarıyı nasıl yakalarız, onun inşasını yapmış oluruz. Siz soruyu sormadan ben cevaplandırayım. Çünkü eminim soracaksınız transfer tahtası ne oldu diyerekten. Evet arkadaşlar, transfer tahtası maalesef iki arkadaşımızın yüzünden açamadık. Çok üzücü. Buranın tribünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz hepimiz. Yıllardır bu formayı giymiş, burada kaptanlık yapmış. Tribünler büyük sevdası olmuş, sevgilisi olmuş. Bir arkadaşımızın bu kadar direnmesi, bu kadar bu yolun açılması için taş koşması açıkçası ben üzüldüm. Tribünlerce onu sahaya çıktığı zaman onurlandırdı, gururlandırdı. Ama o arkadaşımız bizi üzdü, taraftarımızı üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. Sorun değil. Yani bu zamanı biz bir şekilde çözeceğiz. Öyle veya böyle. Ama Eskişehirspor yapılanları hiçbir zaman unutmaz. İyisiyle de kötüsüyle de. Biz tribünlere oynamıyoruz. Biz gerekenleri yapmak için buradayız. Onlar bırakıp kalsın tribünlerde oynasın ve tribünlere oynayan kişiler olarak tarihe geçsin. Yani gerçekten formayı sevip, o formayı öpüp, o amblemi öpüp taraftara koşma bugünlerde belli olur. Sadece işler iyi gittiği zaman değil, maddiyatın iyi olduğu zaman değil. Eğer o formayı öpüyorsan, o armayı seviyorsan o zaman bugün o takımın, o bu kulübün yanında olman lazım.
Açıkçası bu beni ve camiayı çok büyük yaraladı. Yani ama dediğim gibi yani biz bunu öyle veya böyle bir şekilde çözeceğiz. Bunun şey yok. Çünkü iki dosyamız kalmış. Bu iki dosyayı da önümüzdeki günlerde çözüp önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah aylardır bekleyen arkadaşlarımızın lisansını çıkartıp bu arkadaşlarımızla birlikte sezon sonuna kadar güzel işler yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sorularınız varsa cevaplayın. İsim vermenin şu anda bir anlamı yok yani. İki tane isim kaldıysa 69 kişiden alabiliyorsanız, iki kişiden alamıyorsanız bu çok üzücü yani. Çok üzücü. Öncelikle çok saygı duyulması gereken bir takımla oynadık. Öncelikle Eskişehirspor'u, futbolcular tebrik ediyorum. Sadece bugün için değil, sezon boyunca göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Hakikaten takdire şayanlar. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bana göre ilk yarı çok rahat 2-0, 3-0 içeri girebileceğimiz maç. Maçın neyi eksik derseniz gol eksikti. Daha hemen ilk kaybettiğimiz maçta da şurası eksik, burası eksik diye dile getirmenin bir anlamı yok. Zaten o eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onları tamamlarsak daha farklı hedeflere yürürüz diye düşünüyorum. Ama öncelikle hedefimiz maç başı 2 puan ortalamasıyla gidebilmek. Dolayısıyla önümüzdeki hafta iyi bir rakiple oynayacağız. Ama içeride seyircimizin desteğini mutlaka hissetmek istiyoruz. Tekrar oyuncularımı da Eskişehirspor'da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum.